İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler aslında Ankara'nın da başkentinde yakın takibinde. Süreçte bundan sonra ne bekleniyor? Gelin Ankara'nın o misilleme trafiğine ve görüşmelere verilen mesajları Ankara'dan Paşa Alyurt'tan öğrenelim. Paşa bize kapsamlı bir şekilde aktaracak. Göksu, İran ile İsrail arasındaki tansiyonun yükselmesi ve hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi. Ankara'nın yakın takibinde, özellikle bu süreçle ilgili Ankara'nın yaşanan bu olaylara uzak kaldığı yönünde yorumlar yapılmıştı. Ancak edinilen bilgilere göre artık bu süreçle ilgili Ankara'nın tamamıyla arabuluculuk rolünde olduğu ve her şeyin öngörüldüğü şekilde geliştiği vurgulandı. Yine Ankara'da her kademede olayların bilindiği ve taraflara sıkı trafik yürütüldüğü ifade edildi. Diğer noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yoğun mesaisi devam ediyor. Bu noktada peki ne yapmıştı Hakan Fidan? Özellikle ABD'li mevkidaşıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmişti ki yaşanan olaylarla ilgili bir anlamda o süreçle ilgili aşağı yukarı bir yol haritası belirlenmişti. ABD'nin bazı mesajları İran'a, İran'ın bazı mesajları ise ABD'ye iletilmişti. İşte Hakan Fidan'ın aslında bu yoğunluğunun yine devam etmesi beklendi ve bu noktada özellikle de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın trafiği oldukça yoğundu. Peki ne yaptık? O görüşme trafiği kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakan Müsteşarı John Basil'la da bir temas gündemdeydi. Orada bir dizi yine görüşmeler gerçekleştirildi. Diğer noktada şu anda peki Ankara'nın yaşanan bu süreçle ilgili beklentisi ne? Baktığımız zaman şu anda Ankara'daki bir izlenim noktasında bunun artçı dalga sınırlarında kalabileceği üzerinde duruluyor. Yani bir anlamda o misilleme beklentisinin devam ettiğini ifade edebiliriz. İsrail'in önceki saldırıları tabii hatırlatılarak bölgede kontrollü gerginliğin süreceği beklentisi de hakim. Yine tabii bu noktada Ankara özellikle Gazze konusunda sıcak tutuyor. Gazze konusundaki sıcak tuttuğu konulara baktığımız zamansa bombardıman, insani yardım ve sınır kapılarının açılması konularında ilerleme olması beklentisi hakim ve ABD'nin bu konuda İsrail yönetimine etkisini arttırması da yine Ankara'nın talepleri arasında yer alıyor diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.